Tanımadığınız birisiyle tokalaşmak ve onun adına üzülmek canınıza mal olabilir mi? Hayır diyorsanız bu davayı sonuna kadar izlemelisiniz. Davaya geçmeden önce böyle videoların hız kesmeden devam edebilmesi için 2 saniyeliğine videoyu durdurup abone olarak bize destek olabilirsin. Sen videoyu beğenip abone olurken ben de hızlıca davayı anlatmaya başlıyorum. Celeste Menno 22 Kasım 1996'da Melbourne, Avustralya'da Tony ve Eggie çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Celeste'in bir de abisi vardı ve aile ilişkileri çok güçlüydü. Celeste çocukluğundan beri dans etmeyi ve spor yapmayı çok severdi. Ayrıca çevresi tarafından çok sevilen, popüler bir kişilikti. Annesiyle herkesten daha yakındı. Öyle ki 23 yaşında olmasına rağmen hala annesiyle aynı yatakta uyuyordu. Takvimler 2019 tarihini gösteriyordu. Celeste bir çağrı merkezinde çalışıyordu ve ekip lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Her zamanki bir günde çalışma arkadaşlarından biri işten kovuldu. Celeste de onu dışarı çıkarma görevi verildi. Celeste kovulan çalışanı tanımıyordu fakat ona üzülmüştü. Ayrılmadan önce ondan iş yeri adına özür diledi ve tokalaşmak için elini uzattı. Ama adam bir anda üstüne atılarak onu yanağından öptü. Celeste çok şaşırmış ve korkmuştu. Luay ismindeki adamsa hemen oradan ayrılmıştı. Celeste çok utanmıştı ve akşamına tüm olanları annesine anlatmıştı. Annesi ise bunun önemsiz bir durum olduğunu, adamın muhtemelen ondan hoşlandığını söyledi. Annesini haklı bulan Celeste olayı önemsemeyi bıraktı ve kısa sürede tüm olanları unuttu. Celeste yakın zamanda aynı çağrı merkezinde çalışan Chris isminde bir adamla çıkmaya başlamıştı ve onu çok seviyordu. Luay'dan kurtulduğunu sanan Celeste birkaç gün sonra sosyal medya üzerinden bir mesaj isteği aldı. Mesajı atan Luay'dı. Gelen mesajda seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Gözlerini ve muhteşem gülümsemeni aklımdan çıkaramıyorum yazıyordu. Celeste bu mesajı alınca biraz endişelenmişti. Fakat annesinin sözlerine kulak vererek çok da önemsememişti. Fakat onu görmezden gelmesi mesaj gelmesini engellemiyordu. Luay günlerce ona mesaj atmaya devam etti ve mesajlarında şunları yazdı. Hayatım boyunca kimseye karşı bunları hissetmedim. Sana aşığım. Seninle olabilmek için hayatımı bile vermeye hazırım. Celeste en sonunda dayanamayarak mesaja cevap verdi ve onu nazik bir dille reddetti. Ancak reddetmesi Luay'ı durdurmamış, aksine işleri daha da çirkinleştirmişti. Luay bir mesajında ''Seni tüm kalbimle seviyorum. Bunu söylediğim için beni affet. Ama sen sakat birisin.'' yazmıştı. Celeste ise mesaja anlam verememiş ve onu engellemişti. Bu durum Luay'ı durduramadı ve yeni profiller açarak onu darlamaya devam etti. Onu her engellediğinde yeni hesap açan Luay'ın pes etmeye niyeti yoktu. Celeste en sonunda pes etti ve mesajlarını görmezden gelmeye karar verdi. Celeste'in cevap vermeyi bırakması Luay'ı kızdırmıştı ve artık tehditkar mesajlar atmaya başlamıştı. Erkek arkadaşı Chris'in açıklamalarına göre Celeste bu mesajlar yüzünden ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu. Annesi sapkın adamın yaşadıkları adresi öğrenebileceğinden korkuyordu ve bu endişesini kızıyla paylaştı. Celeste ise bu kadar ileri gidemeyeceğini söyleyerek onun korkularını dindirdi. Fakat Luay'ın vazgeçmeye niyeti yoktu ve sandıklarından daha inatçıydı. Aylarca Celeste yazmaya devam etti. Aile ise sonunda pes ederek bir polis karakoluna gitti ve Luay hakkında şikayette bulundu. Ancak karakoldaki polisler yapılacak bir şey olmadığını, çünkü ortada bir suç olmadığını söyleyerek onları geçiştirdi. Konuştukları memur Celeste dönerek onu görmezden gelmesi gerektiğini, mesajlardan rahatsız oluyorsa da hesabını kapatabileceğini söyledi. Celeste polislerin bu tavrından sonra kendini çaresiz ve savunmasız hissetmişti. Yaşadığı ülkenin polisleri onu korumuyorsa bunu başka kim yapabilirdi ki? Aile çaresizce evine döndü ve mesajlar aynı hızda gelmeye devam etti. Sonraki 6 ay boyunca işler daha da kötüye gidecekti. Luay artık sadece mesaj atmakla kalmıyor, onu sürekli izliyordu, iş yerine gidiyor ve onu evine kadar takip ediyordu. Artık gönderdiği mesajlarda cinsel içerikli olmaya başlamıştı. Ona neler yapmak istediğinden bahsediyor ve iğrenç mesajlar atıyordu. Mesajlarda ona hakaret ediyor
ve ona cinsel saldırıda bulunacağından bahsediyordu. Celeste artık her adımını korkarak atıyordu. Ailesiyle birlikte tekrar polise gitti ve başına gelenleri detaylıca anlattı. Bu sefer denk geldikleri polis memuru ilgili biriydi ve onlara yardımcı olmak istiyordu. Celeste için hemen bir koruma emri çıkartıldı. Bu emre göre Luay ondan uzak durmazsa hakkında hemen bir tutuklama emri çıkarılacaktı. Annesi yine de ikna olmamış ve kızına emrin sadece bir kağıt parçası olduğunu ve her zaman dikkat etmesi gerektiğini söylemişti. Karardan sonraki bir ay boyunca çıkarılan emir işe yaramış gibi görünüyordu. Ta ki Celeste'in mesajlarında 3 sayfalık bir mesaj belirlene kadar Luay geri dönmüştü ve Celeste hayatını mahvetmeyi bırakması için yalvarıyordu. Mesajın bir kısmında şunlar yazıyordu: Celeste, içimde bir umutsuzluk var. Çok korkuyorum. Hayatım hızla raydan çıkıyor ve buna karşı gelemiyorum. Uğruna çalıştığım her şeyi kaybediyorum. Bunu geri almak için hala zaman var. Lütfen bu kararından vazgeç. Bu yazanlar uzunca bir metnin çok kısa bir parçası. Luay başına gelen her şey için onu suçluyor ve kendini asla bir suçlu olarak görmüyordu. Celeste mesajı görür görmez çok korkmuştu. Bu yüzden hemen polise haber verdi. Bunun üzerine Luay tutuklandı. Aile sonunda rahatlamıştı ve Celeste aylar sonra kendini ilk kez güvende hissediyordu. Ne yazık ki yanılmışlardı. Bu tutuklama sonun başlangıcıydı. Luay kısa sürede salıverildi ve çıkar çıkmaz yaptığı ilk şey intikam planını kurgulamaktı. Bu sıralarda Celeste rahatlamıştı ve rutin hayatına devam ediyordu. Kaygıları bitmişti ve Luay'ın ona yaklaşmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyordu. Celeste bu sıralarda yeni bir erkek arkadaş bulmuştu ve onunla birlikte eğlenmeye karar vermişti. Birlikte bir bara gitmiş ve içmişlerdi. Bilmedikleri şey ise bu bar onların birlikte gidecekleri son yerlerden biri olacaktı. Birlikte fotoğraf çekinmişler ve bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Fotoğrafta ikisi de gülümsüyordu. Ancak bu fotoğraf Luay'ı çıldırtacaktı. Luay serbest bırakıldığından beri gizlice takipteydi. Nerede, kiminle olduğunu sosyal medyadan takip ediyor ve olduğu yere gidip gizlice izliyordu. Ayrıca evini bile izliyor, hangi odada olduğunu takip ediyordu. Takvimler 16 Kasım 2020'yi gösteriyordu. Celeste annesi evde tekti ve uyumak üzerelerdi. Anne kız o gece ayrı uyumaya karar vermişti. Sabah saat 4'e gelirken Luay elinde bir kesici alet ve çekiçle eve geldi. Celeste'in yatak odası penceresini çekiçle kırdı ve aniden ona saldırdı. Sesleri duyan anne hemen yatağından fırladı ve kızının odasına gitti. İçeri girdiğinde karşılaştığı manzara korkunçtu. Her yer cam kırıklarıydı. Luay camlara çıplak ayakla basıyordu. Kızı ise yatağında hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Hemen kızına koştu ve onu yataktan çıkarmaya çalıştı. Fakat Celeste hareket etmiyordu ve çoktan ölmüştü. Luay anne gelir gelmez girdiği yerden kaçtı. Anne kızını kurtarmak için uğraşıyor ve ölmemesi için yalvarıyordu. Fakat bilmediği şey kızının çoktan ölmüş olmasıydı. Sağlık ekipleri ve polis hemen olay yerine geldi. Gelen sağlık ekipleri onun öldüğünü açıklayınca anne çılgına döndü ve kızımı o öldürdü diye haykırdı. Artık her şey için çok geçti. Kanunlar kızını koruyamamış ve gencecik bir kız hayatından olmuştu. Daha sonrasında yapılan otopsiye göre gerçekleşen vahşi saldırıda Celeste toplam 23 kez yara almıştı. Kalbine aldığı darbe onu hızlıca öldürmüştü. Luay ona en savunmasız anında uyurken saldırmıştı. Celeste'in kendini savunmak için hiç şansı olmamıştı. Luay cinayeti önceden planlamıştı ve sonrasında yapacakları da planın bir parçasıydı. Olaydan bir süre sonra bir karakola giderek teslim oldu ve polislerden onu dövmelerini istedi. Anlaşılana göre zihinsel engelli taklidi yaparak alacağı cezadan kurtulmayı umut ediyordu. Anne Egi olaydan hemen sonra hukuk üzerine kurslara gitmeye başladı. Adalet sisteminin çalışma şeklini öğrendikçe sinirleniyordu. Fakat kızının katilinin en yüksek cezayı alması için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıydı.
Olaydan sonraki 3 yıl boyunca Luai'nin yargılanması devam etti ve Luai kendini akıl hastası olarak göstermeye çalıştı. Fakat planları suya düşmüştü. Mahkemede hiç kimse ona inanmadı ve bunun sonucunda 30 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Aile aldığı cezadan hiç memnun değildi. Luai ise karar karşısında duygusuzca baktı. Sanki hiçbir şey hissetmiyor gibiydi ve olanlar umrunda bile değildi. Anne bu kararın ardından şunları söyledi. 3 yıl önce inancımızı kaybettiğimiz sisteme tekrar güvenmek zorunda kaldık. Adalet sistemi o zaman kızımı yüzüstü bırakmıştı, şimdi de beni bıraktı. Bu ülkede adalet yok. Kızımın canını alan cani 30 yıl sonra belki de daha öncesinde dışarı çıkacak. Anne ayrıca gazetecilere verdiği röportajda kendisine yeni bir yasa çıkarma konusunda söz verildiğini fakat hiçbir adım atılmadığını söyledi. Bugünkü davamızda hiçbir suçu yokken sapkın bir adam tarafından öldürülen gencecik bir kızı işledik. Davamız buraya kadardı. Bu korkunç dava hakkındaki yorumları size bırakıyorum. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi ve bize destek olmak için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.